Gülten Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz canlı yayına. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin çocuğunuzu mu kız kardeşinize veriyorlar? Hayır, beni veriyorlar. Sizi veriyorlar. Evet. Buyurun en baştan anlatın. Aralık 1983 yılında Meydan Doğum Evi'nde dünyaya geliyorum. Annem beni teyzeme vermek istiyor. Oradakilerle işte anlaşma yapıyorlar ve annem doğuruyor. Teyzemin kimliğiyle yatış yapıp ona doğum kağıdı düzenliyorlar. Evet. Az önce beyefendi dedi ki Reşit Bey bugüne kadar neredeydiniz, beni mi gördünüz dedi de. Evet. Ben avukata da gittim. Çünkü benim hayatımla oynandı Esra Hanım. Şimdi annen doğum yapıyor. Evet. Seni dünyaya getiriyor ve teyzene veriyor. Teyzeme veriyor. Evet. Bununla ilgili bütün evrakları da oradakiler düzenliyor. Hastanede düzenleniyor. Kesinlikle. Yani doğum yapan kişi değil, teyzem doğum yaptı gösteriliyor. Doğum kağıdım teyzemin üzerine çıkarılıyor. Bunlar yapılabilir mi? Vallahi. Ne hakları var? Benim hayatımla oynadılar ya. Aralık 1983 değil mi? Evet. 34 yaşındayım. Ve hayatım burnumdan geldi. Yaşadıklarımı anlatsam film olur. Peki siz evlatlık oldu. Ya evlatlık değil, teyzenize verildiğinizi ne zaman öğrendiniz? Nasıl öğrendiniz? 12 yaşındaydım. Komşumuz bana çok ağır bir küfür ederek söyledi bunu. Hani sen bir şeysin diyerek, anlatabildim mi? Zaten aman, öğrenişim bile travmaydı. Gizli sak kalmıyor diyoruz ya hep. Evet ve benim annemin çocuğu olmadı, teyzemin çocuğu olmadığı için beni alıyor. Sonra iki kızı oldu, tedavi gördü, teknoloji gelişti. Hı hı. Ben o süreçten sonra yaşadığım travmalar... Ne yani yaşadınız? Benim annem, benim... Anlatabiliyor muyum? Neye mal olduğunu biliyorlar mı yaptıkları hareketin? Belki o zaman çok küçük miktarlarda para koydular ceplerine. Ama bizim hayatımızla oynadılar. Ben Adana'da görev yapıyorum, öğretmenim. Tekrar buraya geri geldim yani. Mersin'e verilmişim ben. Evet. Ben bu olayı bilmeseydim belki yeğenimle karşılaşıp, 3 tane erkek yeğenim var. Onlardan biriyle de ben evlenebilirdim değil mi Esra Hanım? Sahiplenilen ya çocuk olarak şiddet yıllarca, mi gördünüz? Evet, yıllarca evet sahiplenen anne tarafından, babam değil, annem tarafından. Ve benim annem de, hani Reşit Bey diyor ya, benim annem çok iyilik yapardı, böyle bir şey yapmış olamaz. Evet. Benim annem bir günde beni 3 kez döverdi ama her cuma çocuklara çikolata dağıtırdı. Yemin ediyorum. Çok vicdansızca döverdi üstelik. Çünkü çocuğu olmadığı için çok gergindi. Anlıyorum onu. Ben de şu anda anneyim. Ne olduğunu biliyorum yani bu gerilimin. Şimdi gergindi. Sen teyzene kullanıyordu. Evet. Teyzene anne demeye devam ediyorsun. Evet. Çünkü öyle geldi. Yani gözümüzü orada açtık. O kokuyu açtık gözümüzü. Bilmiyorum. Peki anne... Çünkü başka şansım yok. Annem öldü ben. 12 yaşındaydım. Bu olayı öğrendikten sonra annem vefat etti 3 ay sonra. Annem... Sonra bir ara şöyle bir şey de yaşadık Esra Hanım. Hı hı. Liseye gidiyordum ergenlik döneminde. Evet. Teyzem artık beni istememeye başladı ve beni öz aileme geri postaladılar diyeyim. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. Çok ciddiyim. Ben böyle arada paket gibi gittim, geldim. Şimdi teyze kimin dediğin... Kimin işine yarıyorsam orada kaldım. Anlatabiliyor muyum? İnsanların hayatıyla çok kötü şekilde oynadılar. Teyze ben dediğin anne yarısı değilim. Ama. Kesinlikle. Eniştem olan adam bana mükemmel davrandı. Ama teyzem dediğim gibi yaşadığı travmalardan olabilir. Çocuğunun olmaması, insanların eski zamanlarda galiba çok dövdü. Çok dövdü. Şu an kendi de pişman. Görüşüyoruz hala. Ve iki kızından ziyade benim ona bir bardak su vereceğimi düşünüyor. Gerçekten. Hani iş, ama tabii bu yaşananlar ne olacak Esra Hanım? Bu arada ben şu an hala tedavi görüyorum. Psikolojik tedavi mi görüyorsunuz? Tabii kesinlikle. Çünkü az uz dayak yemedim. Gerçekten. Ve benim bir kızım var. Ben örnek bir anne modeli görmediğim için nasıl daha iyi anne olabilirim diye her gün onun yüzüne bakıyorum ve ne yapmam gerekiyor? Nasıl doğru davranmam gerekiyor? Ve siz bir eğitimcisiniz aynı zamanda. Evet. Bir öğretmensiniz. Evet. Aynen öyle. Şiddetin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ve o kadın,
orada duran kadın böyle masum duruyor ya, ben çok öfkeliyim. O çocuk da benimle yaşıt. Muhtemelen o dönemde bu işler dönmüş. Yani nasıl öyle durabiliyor ya? Biz o dayakları yerken, bizim o hayatlarımız mahvolurken. Yani onlar da çekmeli ya, kesinlikle çekmeli. Bunun zaman aşımı olamaz. Ben dava açmak istedim, zaman aşımı dediler. Bunun zaman aşımı olabilir mi Esra Hanım? 83'te doğdum. 93'te dava etmek gibi bir hakkım, şansım yoktu ki. Zaman aşımı öğrendiğiniz tarihten itibaren başlar aslında. 12 yaşındaydım, evet. Ama her şey 22... örtbas edilmiş o dönemlerde. Aynen öyle. Tabii tabii. Doğum kağıdı diyorum ya, teyzemin adına. Bu çok rahatlıkla yapılmış. Annenin doğumu yapıyor. Doğum kağıdı bakın, teyzenin üzerine... insanların, evet evet, tabii. İnsanların bir dakikada yaptığı şeyler bir ömre mal oluyor yalnız. Bu arada anlaşma önceden yapılmış. Bakın hastaneye evet, giriş kaydı da teyze. Tabii tabii. Kayıp da teyze. Kayıp da teyze. Peki. Gülten ne söyleyeceğim, ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Benim kimsem yok Esra Hanım. Çünkü onun beni alan ailenin iki kızı oldu. Daha sonra kızlardan biri dedi ki defol git bu evden. Biz seni istemiyoruz. Ablamız değilsin dedi. Ben 2,5 yıl tek başına yaşadım. Ki seni alan aslında teyzen yani. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Çok iyi anlattın. Biz böyle aradan hepimiz yani sarstın. Hep sürüklendik. Yaprak gibi sürüklendik. Aslında bir nevi de ziyan oldunuz. Evet ben neyse ki öğretmen oldum. Kendi kendime bir hayat kurdum. Ama peki buna benzer ne hayatlar var kim bilir? Teşekkür ediyorum yayına bağlandığın için. Ben teşekkür ediyorum bu konunun üzerinde durduğunuz için. Tekrar eşlik ediyorum. Bu zamana kadar neredeydiniz dedi ya. Ben avukata da başvurmuştum. Sizin karşıma çıkmanız mucize gibi oldu. Çünkü 34 yılın yani 12 yılını çıkalım. Kalan kısmı hep buhran dolu Esra Hanım. Peki. İnşallah ben buraya gelirsiniz. Şöyle ağlıyordum. Buraya gelir misiniz? Yani şu an gelemem. Görev yapıyorum. Peki. Öğretmenim. Tamam. Ama yayın arkasında ama da bize görüşmeniz zaman, mümkün. Evet yayına bağlanırım tabii ki. Tamam. Şunu yayın söyleyeyim. Arkasında da sizi tanımak isteriz. Tamam. 12 yıl boyunca öğrenmeden önce de hep şunu dedim. Bu kadın beni niye bu kadar çok dövüyor ya? Annem olamaz ya bu kadın dedim hep. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun yayına bağlandığınız için.